Sanatla uğraşan insan kötülüklerle uğraşmaz gibi geliyor bana. Yani güzel şeylerle uğraşır. Aklını güzel şeylere yorar. Öyle düşünüyorum. Yani güzel. Kötü şeyler düşünmez gibi geliyor. Herkesin bu sanatı çok iyi yapabileceğine inanmıyorum. Çünkü boyayı piyasadaki herkes yapamıyor. Herkes hazırlayamıyor. Yani sadece bence boyasını kendi hazırlayan, desenini kendi çizen, kalıbını kendi oyabilen insanlar yazmacı olarak kalacaklar. Yazmacılığa ilk başladığımda şey bana çok garip gelmişti. Ustaların her şeyi, detayları, çıraklarına öğretmemeleri garip gelmişti. Ama şimdi yıllar içinde anladım ki çok da iyi yapmışlar. Yani aslında her şey öğrencinin önüne sunulmamalı. Yani yazmacılıktan bahsediyorum en azından. Çırak kendi öğrenmeli bazı şeyleri, kendi yapmalı. Kendi geliştirmeli. O yüzden mesela bazı formülleri eksik verirlermiş mesela eskiden. İşte niye bu boya tutmadı diye kendi kendine araştırıp kendisini geliştirebiliyor aslında. Yazma aslında kumaşa kalem, aslında kalem dediğimiz bizim kalıplarımıza biz kalem diyoruz. Kalıp ve fırça yöntemiyle kumaşın desenlendirilmesi aslında yazma sanatının tanımı. Yani yazma sadece bir başörtüsü değil. Bir masa örtüsü de yazma olabilir. Bir duvar panosu, bir kıyafet. Eğer bu şekilde yapılmışsa, tahta kalıplarla yapılmışsa, basılmışsa veya fırçayla renklendirilmişse bir yazmadır. Aslında ilk başlarda tabii geleneksel desenler ve kompozisyonlar var. Tabii ben de onların üstünden gittim. Her işte olduğu gibi. Resimde de nasıl ilk önce ünlü ressamların resimlerini yaparsınız. İlk önce geleneksel desenleri ve motifleri çalıştım. Ama tabii bir süre sonra bir yerde tıkanıyorsunuz. Ve ilerlemek için kendinizden bir parça katmak zorundasınız. Yoksa bütün baskılar aynı olur. Herkes gibi olursunuz. Kendi kalıplarımı da yapıyorum. Kendi desenlerimi de yapıyorum. Kendi kompozisyonumu da kendim kuruyorum. Kendi tasarımımı da kendim yapıyorum. Daha modern tasarımlar da yapıyorum. Aslında arkeoloğum, arkeolojiyle ilgili desenleri de kullanmayı çok seviyorum. Değişik sembolleri seviyorum. Mesela Anadolu'da yaşamış Ege uygarlığından olan toplumların desenlerini bile katıyorum. Şey olsun diye, farklı bir karışım oluyor aslında. Farklı kültürleri birleştiriyorum, bir arada kullanıyorum. Sanat mağara duvarlarında başladı. O zaman da insan çizdi, boyadı, bir şeyler yaptı. Bence sanat asla ölmez. Ve ben şuna inanıyorum, tam tersine dönecek aslında. Her şey tekrar başa dönecek gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Yani o dijital bir yere kadar. Çünkü insan tekrar elini kullanmak isteyecek. Rengi karıştırmak isteyecek, işte eliyle yapmak isteyecek, sadece ekranda değil, somut olarak yapmak isteyecek sanatı insanlar ve bence tekrar başa dönülecek, ben öyle düşünüyorum. Bedri Rahmi şeye böyle giriyor, yazmacılığa böyle giriyor, Paris'te okuyor güzel sanatları. Orada bir şey müzesi var. Dünyanın her yerinden toplumların kendi sanatlarını işte anlattığı işler var orada. Daha çok da böyle Afrika ülkelerinden falan. Yani bayağı böyle şey bilinmeyen ülkelerden falan oraya gidiyor. Bakıyor ki bizim Türkiye'de hiçbir şey yok orada.
Ben de gezdim o müzeyi. Hakikaten hiçbir şey yok orada. Ve o ondan sonra yazmacılığa merak sarıyor. Ve orada şey yapmak istiyor. Bizim de bir işimiz olsun istiyor ama hala yok. Mesela keşke orada bir yazmamız olsa bizim de o müzede. Mesela onu çok isterim ben. Keşke onu da ben yapsam mesela. İlk önceleri tabii yine her zaman padişahlara, sultanlara basılıyor. Kıyafetlere basılıyor, yorganlar, yastık yüzleri. Ve en önemlisi aslında ilk destimal dediğimiz mendiller var. Mendiller özellikle Ramazan ayında Topkapı Sarayı'nda bahçede çok büyük baskı masaları kuruluyor, tezgahları kuruluyor. Padişahlarda o zamanlar şeyler var. Mekke'nin örtüleri. Ve o mendiller Mekke örtülerine sürülerek o zaman için önemli insanlara, saray çevresindeki önemli insanlara hediye edilmek üzere üzerine dini motifler basılıyor ve hediye ediliyor. Bunlara destimal mendilleri diyoruz. Sonra halka da iniyor ve belli bölgelerde ve şehirlerde yapılmaya başlanıyor. Özellikle Tokat ve Kastamonu'da. Knidos antik kentinde bir duvara kazınmış bir desen bu. Ortadaki desen Knidos labirenti diye anılıyor. Üzerinde de Tanrım bana yardım et diye bir yazıtı var. Benim çok sevdiğim ve çok kullandığım bir desen. Ben ortasına cenini simgeleyen bir kırmızı nokta basıyorum. Etrafına bir tekrar bir labirent çizip tekrar bir kırmızılıkla bitiriyorum. Diğer kırmızıyı da birini doğum, birini ölüm olarak kullanıyorum. Diğeri de Hitit desenlerini çok seviyorum. Bu da bir Hitit müzik aleti. Bu da yine sadece benim kullandığım bir desen. Diğer yazma ustalarında yok. Böyle dini törenlerde kullanılan bir müzik aletini temsil ediyor. İlk önce çırak oluyorsunuz, kahve oluyorsunuz. Usta olabilmek için bütün teknikleri başarıyla sergilemeniz lazım. Başarıyla yapmanız lazım. İşte kalem işi dediğimiz teknik en önemlisi. Fırçayı kullanıp deseni kumaşa aktarmak ve boyamak. Boyaları öğrenmek çok önemli. Boya formüllerini öğrenmek, boyayı yapmak, iyi sonuçlar almak, rengi tutturmak. Bunların hepsi çok önemli tabii. Yani bir kişinin usta olabilmesi için bütün bunları çok iyi yapması gerekiyor. Yani dışarıdan hazır boya alıp basmak maharet değil. Maharet boyayı hazırlamakta, kalıbı oymakta, tasarımı yapmakta. Hepsi bir bütün aslında. Çok büyük boyutta baskılar yapmak istiyorum aslında. Yorganlar yapmak istiyorum. Seccadeler yapmak istiyorum. Ve çok büyük boyutta ve bunların aslında kullanılabilir olmasını da istiyorum. Veya işte insanların duvarlarına asmasını istiyorum. Tablo gibi büyük bir yorganı, büyük bir yazma seccadeyi evlerinde duvarlarına asmasını istiyorum. Yani bunu yapmak istiyorum.